olsun. Yine baharlar gelecek. İmamoğlu'nun etkisi olur mu burada? İmamoğlu'nun etkisi olur mu? Olur, Ekrem İmamoğlu. Çok etkisi olur. Çok etkisi olur. %50 etkisi olur. Çok etkisi olur İmamoğlu'nun. İmamoğlu'nun etkisi olur mu? Ben CHP'li değilim. Olacak da. İmamoğlu'nun yüzünden CHP'ye vereceğim oyunu. Yani hemşerimiz düzgün, efendi, atık, genç bir başkan olarak çok takdir ediyoruz. Ben İstanbul'da ikamet ediyorum. İstanbul'da da o kadar engellemelere rağmen çalışmalarını görüyorum. Ve gerçekten bize dinamik, genç böyle başkanlar lazım. Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Çok nasıl buldunuz bu formülü? Çok iyi oldu. Çok güzel oldu. Bir de şunu söyleyeyim. Kılıçdaroğlu çok vaatlerde bulunuyor. Bu vaatleri tutabilecek mi diye Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmamız lazım. Bakalım ne diyorlar, ne konuşuyorlar, ne alıp satın ne oluyor, ne ediyorlar. Bak, i̇nşallah bakmaya gelmişsin inşallah. Biz doğuluyuz, biz ahırlıyız. Bizim hedefimiz belli zaten. Kılıçdaroğlu'yu destekleyeceğiz. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşıyoruz. İmamoğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemşeriniz sonuç, bir nevi hemşeriniz. Ben memlekete gideceğim, ben ikametgahım burada yok. Ağır Patmos'a gideceğim, oradan oyun mu kullanacağım? Şöyle neden dedeni çok. Ekrem benim, şöyle diyeyim size, arkadaşımız Ortahisar'dan, mahallemizin çocuğu. Bizden çok deplasmanlara gelmişti. Eski tanırım onu. Hasan amcamın oğlu. Evveliyatı var. Bizim Trabzon'umuzun çocuğu. Bir de çok şey var da evlat mesela. Adaletsizlik var ya. Ha şimdi, şimdi bak. Salı pazarından geliyorum. Bak ne yazıyor buraya? Buraya ne yazıyor? Bak ne yazıyor? Çeyrek altın ile takas yapılır. 25 lira. Aha da pazarcı. Bir gün salı pazarından görüyorum. Ha olay burada. 25 lira bak ha. Bak aha da adam da burada ha. Aha da adam pazarcı. İlk başlarda bu şey deprem sürecinden sonra özellikle Muharrem İnce'ye çok büyük sempati beslemiştim. Ondan sonra zaman ilerledikçe bazı davranışları, bazı tutumları diyeyim beni ondan uzaklaştırdı. Biraz da ikinci tura kalması Kılıçdaroğlu'nun daha kesin duruyor. İlk turda Muharrem İnce'ye versem herhangi bir şey değiştirmeyecek. Yine ikinci turda gidip Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Ya bari yapabiliyorsam, destekleyebiliyorsam ilk turda destekleyeyim diye düşünüyorum. O yüzden Kılıçdaroğlu. Eline bir tomar para alıp çocuğa para dağıtılmaz. Para dağıtılmaz. Mesela ben çocuklara diyorum ki bu şekilde para dağıtandan harçlık alınmaz. Biz böyle biliyoruz. Milletçe böyle biliyoruz. Sevgili hemşerilerim, öbür türlüsü insanı rencide eder. Olmaz. Veren eli alan el görmeyecek. Rahmetli dedem bile bana gizliden parayı cebime koyardı. Parayı göstermek ayıptır. Öyle değil mi? Ha hoş. Milletin cebinde gösterecek para da bırakmadılar. O ayrı. Kemal Bey. Sizi çok seviyoruz Genel Başkanım, çok seviyoruz. Bay Kemal o paraların tamamını bulacak. Hiç endişelenmeyin. Beşli çetelere girince para var. Uyuşturucu varanlarına gelince paralar var. Milyar dolarlar dönüyor. Herkese para var. Beş yerden, altı yerden maaş alanlara paralar var. Saraylarda her şey var. Emekliye gelince para yok. Yemezler. Para var, alacağım ve vereceğim. Altı lideri bir araya getiren bu ülkede adaletin artık olmamasıdır. Biz bir araya geldik. Beraberiz. Bu ülkeye hem adaleti getireceğiz, hem gelir dağılımında dengeyi getireceğiz, kadın haklarını getireceğiz, gençlerin istediklerini yapacağız,
Dolayısıyla kendimize değil, saraya değil, halka çalışacağız. Allah nasip eder, Cumhurbaşkanlığına geldiğimizde Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Süleyman Şah Türbesi, kendi toprağımızdan Cumhuriyet tarihinde bayrağımızı indirdiler, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. O türbeyi alacağım, vatan toprağına tekrar götüreceğim. Şanlı bayrağımız orada dalgalanacak. Demir yolunu Gürcistan'a kadar Sarp'tan geçerek burayı, bu alanı büyüteceğiz. Kırsalda gençlerimiz ayrılıyor. Köylerde kimse kalmıyor. Ama Karadenizli kadının çalışkanlığını ben değil, bütün Türkiye artı bütün dünya biliyor. Dirençli, sağlam, tuttuğunu koparan bir niteliği var. Öyle bir yaratılışı var. Kırsalda çalışan bütün kadınların ve bütün gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Orada çalışan bütün kadınlar emeklilik hakkına kavuşmuş olacaklar. Bunu bilmenizi isterim. Şu anda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, o da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ayrıca altılı masada liderlerle büyük bir uyum içinde çalışıyoruz. Bakmayın öyle siz şunu yaptılar, bunu yaptılar, oturdular, dağıldılar. Hayır efendim. Bakınız, biz iktidara geldiğimizde neyi, ne zaman, nasıl yapacağımızı biliyoruz.